Eğitim herkese merhabalar. Sizler için farklı farklı içerikler üretmeye devam ediyoruz. Bugün 11. sınıflar matematik dersi 1. dönem 2. yazı soru çözümleri yapıyoruz. Önce konuyu bir özetleyelim ve her soruda ne yapacağınızı arkadaşlar söyleyeceğiz. Onda soru soruyu çözeceğiz. Bakalım neyi ne kadar biliyoruz? Eksikleriniz var mı yok mu? En azından bunu görmüş olacaksınız. Şimdi ilk soruya bakacak olursak yukarıdaki şekilde A, e, e, C eşitmiş. Biraz daha büyütelim şekli. Sonra BE ile ED'nin oranı 3 bölü 4. O zaman BE 3K ise ED 4K olacak. Buna göre C noktasının koordinatlarını bulunuz diyor bize. Şimdi dikkat edersek B ile e, D arası pardon B ile D arası 7K'mız var. Şimdi apsise odaklanalım. Apsisimiz eksi 5'ten 2'ye çıkmış yani 7 artmış. 7K'da apsis 7 artmış. Şimdi B ile E arası 3K olduğu için 3K'da 3 artar. O zaman E noktasının apsisi eksi 5'i 3 arttırıyorsunuz. Eksi 5'i 3 arttır. Eksi 2 olacak. Şimdi ordinata bakalım. 7K'daki değişime bakacağız yine. Bakıyorum 1'den 15 olmuş yani 14 artmış. 7K'da 14 artmış. Yine B'den E 3K olduğu için 3K'da 2 katı olduğu için değil mi? 6 artar. Artar diyelim. E, apsisimizi bulduk. Ordinatımız 1'di. 6 arttıracaksınız. 7 olacak. O zaman E noktasının ordinatı da 7 olmuş olur. Peki orta noktayı nasıl bir yapıyorduk? Şöyle gelelim. A noktamız 3'e 4. E noktamız eksi 2'ye 7 bulduk. C noktamızın koordinatlarına eksi y diyelim. Şimdi E noktası orta nokta. Orta nokta formülünü hatırlayalım uç noktaların toplamının yarısı orta noktayı verecek. Yani x artı 3 bölü 2 eşittir eksi 2 verecek. İşler dışarı çarpımı yaparsanız eksi 4 3 çıkar. Yani 3'ü artı 3'e eksi 3 olarak atarsanız eksi 7 olacak absisimiz. Ordinatımız da aynı şekilde y artı 4 bölü 2 eksi 7 pardon artı 7 olacak. İşler dışarı yaparsak y de buradan 10 çıkıyor. O zaman C noktamızın koordinatları eksi 7 virgül 10 yani bu şekilde bulmuş oluruz. Geldik ikinci soruya. İkinci soruya şöyle bir bakacak olursak analitik düzlemde iki köşesi A 1'e eksi 2 ve C eksi 3'e 2 olan ABCD karesinin A çevresinin uzunluğu kaç birim olduğunu bulunuz ve köşegenlerinin kesişim noktasını bulunuz diyor. Şimdi bir karemiz var şöyle çizelim bir önce. A, B, C, D. A köşesi 1'e eksi 2. Bir de C köşesi eksi 3'e 2. Şimdi A ile C arasındaki şu uzunluğu bulalım önce. Nasıl yapıyorduk? İki nokta arasındaki uzaklığı. Kök içinde apsisleri birbirinden çıkaralım. Yani 1'den eksi 3'ü çıkaracağız. Eksi eksi artı olur. Yani 1 artı 3 yazacağız. Bunun karesi. Artı. Ordinatları birbirinden çıkaralım. Eksi 2 iki, eksi 2'nin karesi yapacaksınız burada da. İkisi de 4 değil mi? 4'ün karesi 16 artı 4'ün karesi 16. Eksi 4 de olsa karesi 16. Bu da 32 yapıyor. 32 de 4 kök 2 olarak yazılır. O zaman köşegen uzunluğunu bulduk. 4 kök 2. Şimdi bu bir kare olduğu için köşegen bir kenarın kök 2 katıydı. Şöyle bir dik üçgenimiz var. Şunlar birbirine eşit. O zaman bir kenarımız 4 olacak. A şıkkının cevabı. A şıkkı çevresini soruyordu. Çevremiz 4 çarpı 4'ten 16 birim olacak. B şıkkının cevabına bakalım. Ne diyor? Köşegenlerin kesişim noktasının koordinatlarını bulunuz. Şimdi köşegenlerin kesişim noktası tam orta noktadır şurada. Buna da E noktası diyelim. E noktasının koordinatlarını şu şekilde buluyoruz. Az önce uyguladık. Apsisler toplamının yarısı yani 1 eksi 3 bölü 2 virgül. Ordinatlar toplamının yarısı yapacaksınız bir de. Şöyle. E, ordinatlarımız eksi 2 artı 2 bölü 2 yapacaksınız. O zaman ne çıkıyor? 1 -3 -2, eksi 3 eksi 2. 2 bölü 2 eksi 1. Eksi 2 artı 2 0 0 bölü 2 0 olacak. O zaman B şıkkının cevabı da Eksi 1,0. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda antik düzlemde A noktası 1,4 noktasına uzaklığı 5 birim olan x ekseni üzerindeki noktaları bulunuz. Şimdi x ekseni üzerindeki bir noktamız diyelim ki B noktası olsun. Bunun apsisi herhangi bir sayıdır. Ordinatı her zaman sıfırdır. Çünkü x ekseni üzerindeki bir noktanın ordinatı her zaman sıfırdır. Şimdi... A ile B arasındaki uzaklık 5 birimmiş. Az önce yaptık yine aynısını yapacağız. Kök içinde absisler farkı A eksi 1'in karesi. Artı ordinatlar farkı 0 eksi 4 4 ya da eksi 4 artı 4 fark etmiyor. Karesini alıyor sonuçta eşittir 5. Peki bu kare kökü yok etmek için her iki tarafın parantez karesini alıyoruz. Buradan A eksi 1'in karesi artı 4'ün karesi 16 eşittir 25. 16'yı karşıya atalım. Buradan a eksi 1'in karesi eşittir 9. Kaçın karesi 9 çocuklar? 3'ün bir de eksi 3'ün. Buradan a eşittir 4 çıkıyor. Bu taraftan a eşittir eksi 2 çıkıyor. Bu noktalarımız o zaman b noktamız bir tanesi 4 0. Bir tanesi de eksi 2'ye 0 oluyor çocuklar. Gelelim 3. soruya. Antik düzlemde a noktasını vermiş, b noktasını vermiş. Buna göre Evet dördüncü sorudayız. Kızım da yanımda bana söylüyor. Dördüncü soru mu? Peki. AB doğru parçasını A, C bölü B, C 4 bölü 3 oranında dıştan bölen. Bakın dikkat edin. C noktasının koordinatlarını bulun. Şimdi bu dördüncü sorudan mutlaka karşınıza gelecektir yazıldı Mutlaka. Ya içten böler ya dıştan böler. Bunu mesela birinci soruda da kullandık. Bunun üzerinde özellikle duruyorum. Mutlaka bir ya da iki soru gelir yazılda çıkar bu. Bu yazılda sorulur, unutmayalım. Şimdi gelelim bu dördüncü sorunun çözümüne. Şöyle bir doğru parçası çizelim önce bir. Şu şekilde. Peki AC 4 birim, BC 3 birim. O zaman C noktası b'ye daha yakın. O zaman C burası olsun, B burası olsun, A da burası olsun. A noktamız eksi -2 3. B noktamız 0 1. C noktamıza da xy diyebilirsiniz. Şimdi AC 4 birimmiş, BC 3 birimmiş. O zaman şu BC 3k yazalım. AC'miz de 4k. O zaman AB arası da 1k olacak. Şimdi dikkat edelim. Bak çözmek oldukça basitleşti bizim için. Apsisimize bakalım. Eksi 2'den 0 olmuş. Yani 1K'da 2 azalmış. 3K'da 6 azalır. 6 azaltırsa 0'ı 6 azalt. Eksi 6. Şimdi ordinata bakalım. 3'ten 1 olmuş. Yani 2 azalmış. 1K'da 2 azalmış. 3K'da bu da 6 azalacak. 1'i 6 azaltın. Eksi 5 olacak. O zaman C noktamız Eksi 6 virgül eksi 5 olacak. E, bu şekilde bulabilirsiniz. Gelelim 5. soruya. Yandaki grafiği verilen D doğrusunun denklemini bulunuz. Şimdi grafiği verilen doğrunun denklemini bulmak için elinizde eğimin de olması gerekiyor. Eğim e, hatırlatalım. x ekseniyle ile yaptılan pozitif açının tanjantıdır. Yani şurası 45 derece. Bu doğrunun eğimi M harfiyle gösteriyorduk. Eşittir. Tanjant 45 olacak. Peki tanjant 45'te 1 olduğu için eğimimiz 1. Şimdi e, şu noktanın koordinatlarını da biliriz. E, ordinatımız burada kök 3, absisimiz 0. Şimdi bir noktamız 0 ve kök 3. Eğimimiz de 1. E, doğru denklemi nasıl yazıyorduk? Y'den y ekseni kestiği noktayı çıkarıyoruz. Yani kök 3'ü. Sonra eğim çarpı x'ten de x ekseni kestiği noktayı çıkarıyoruz. Yani 0'ı çıkarıyoruz. O zaman y eksi kök 3 eşittir x, x'i buraya alalım. y eksi x eksi kök 3 eşittir 0 denklemini buluruz. Geldik altıncı soruya. Altıncı soruya bir bakalım antik düzlemde a eksi 2,3 ve b sıfır eksi 1 noktalarından geçen doğru denklemini bul. Şimdi doğru denklemini bulmak için öncelikle eğime ihtiyacımız var. Eğimi şöyle buluyoruz. apsisler farkı yani 3 eksi eksi 1 bölü ordinatlar farkı pardon ordinatlar farkı böyle absisler farkı yapıyoruz. Eksi 2 eksi 0. Yani yukarısı 4 oluyor aşağısı eksi 2 eğimimiz eksi 2. Şimdi doğru denklemi yazmak için ya bu noktayı kullanın ya bu noktayı kullanalım. A noktasını kullanalım diyelim ki. A noktası y'den 3 çıkarıyoruz. y eksi 3. Sonra eğimi yazıyorum eksi 2. x'ten de eksi 2'yi çıkarıyorum. Eksi 2'yi çıkardığım için sayımız zaten negatif. Bir de çıkardığım için bir eksi gelecek. Yani aslında topluyoruz. Eksi 2'yi dağıtalım. Y eksi 3 eşittir. Eksi 2x eksi 4. Eksi 3'ü karşıya atarsanız y eşittir. Eksi 2x eksi 1 olacak. Doğru denklemimiz. Geldik 7. soruya. Doğruların kesim noktasından geçen ve y eksenine dik olan doğrunun denklemini bulunuz. Şimdi doğruların kesim noktasını bulmak için yok etme metodunu kullanıyoruz. Hangisini yok etmek daha kolay? x'i yok etmek daha kolay. O zaman şurayı 4 ile çarpalım. Eksi 4 ile. Birinci doğru denklemini aynaya yazıyorum. Yani 4x eksi 3y eksi 20 eşittir 0. Diğer doğru denklemini eksi 4 ile çarptım. Eksi 4x artı 8y eksi 4 ile çarptım. Eksi 60 eşittir 0. Toplayalım. x'ler gider. Buradan 5y eksi 80 eşittir 0. 80'i karşıya at. 5'e böl. Y değerimiz 16. Şimdi Y'yi 16'da kesiyor. X'in kestiği nokta bizim için önemli değil. Çünkü Y eksenine dik olacağı için Y eksenini 16'da kesecek. O zaman Y eksenini 16'da kesen doğru denklemiz Y eşittir. 16 olacak. Arkadaşlar. Yani cevabımız Y eşittir. 16 oluyor. Geldik 8. soruya. 8. soruya bakacak olursak aşağıdaki şekilde verilen doğruların eksenleri kestiği noktalar verilmiştir. Buna göre ABC üçgenin alanını kaç birim kare olduğunu bulunuz diyor. Şimdi bu üçgenin bir kere şu tabanımız 6'dan 1 çıktı 5 birim. Bana şu lazım. Şu yüksekliğim lazım. Yüksekliği bilirsem alanı bulabilirim. Şimdi eksenleri kestiği noktaları bilinen doğru denklemi şu şekilde yazıyoruz. Bu doğrumuz 1 ve 2'de kestiği için x'in paydasına 1 Yeni paydasını 2 yazıyoruz. Toplayıp 1'e eşitliyoruz. Öbürü x'i 6'da y'yi 4'te kesiyor. Yani ne yapıyoruz? x bölü 6 artı y bölü 4 eşittir 1 yazıyoruz. Şimdi bana yükseklik lazım şu haşımız. Bu haşımız da buradaki ordinatımız yani y'mizdir. Bu doğru denklemlerin ortak çözümünü yaparsanız kesişim noktasını bulursunuz. Ne yapıyorum? Şurayı 6 ile çarpıyorum. Hatta eksi 6 ile çarpalım. birinci doğru denklemini yazıyorum. x artı y bölü 2 eşittir. 1. 6 ile, çarp, eksi 6 ile çarparsanız bakın şu 6 altı bu 6'yı yok eder. Eksi x olacak. Eksi 6 ile çarparsanız sadeleşir. Şurada 2 kalır. Şurada eksi 3 kalır. Yani eksi 3 y bölü 2 olur. Eşittir eksi 6. Toplarsak x'ler gider. y bölü 2 eksi 3 y bölü 2 yani eksi 2 y bölü 2 Buradan eksi y kalacak. Eşittir eksi 5. Y değerimiz de 5 olacak. O zaman bizim burada yüksekliğimiz 5 çıkıyor. Çünkü bu noktamızın koordinatı absisi, bu noktamızın ordinatı 5 çıktığı için. E buradan yüksekliğimiz 5, tabanımız 5 alan 5 çarpı 5 bölü 2'den 25 bölü 2 birim kare olacak. Geldik 9. soruya. Antik düzlemde A, B, C ve D noktaları veriliyor. Şimdi A, D, B, C paralel olduğuna göre K değeri kaçtır? Şimdi o zaman A, eğimi B, eğimine eşit olacak. Doğru parçaların eğimleri eşit olmalı. Çünkü paralel bunlar. A ile D'nin eğimine bakalım. A ile D'nin eğimi. Önce ordinatlar farkı yani 9 eksi 7 bölü Apsisler farkı 1 eksi eksi 2 yani 1 artı 2 yapacaksınız. Formülden dolayı bir eksi geldiği için artıya dönüşüyor. BC'nin eğimine bakalım. 3 eksi 1 bölü apsisler farkı k artı 2. Yukarısı 2 bölü 3 sol taraf. Sağ taraf ise 2 bölü k artı 2. İşler dışarı yaparsanız arkadaşlar k'yı 1 bulacaksınız. Şimdi geldik 10. soru. Antik düzlemde A, B, C noktaları verilmiş. AB diktir BC olması için K değeri kaç olmalıdır? Şimdi iki doğru birbirine dik ise eğimler çarpımı yani AB'nin eğimi ile BC'nin eğiminin çarpımı eksi 1 olmalı. AB'nin eğimini bulalım. Şimdi şu iki noktanın eğimini bulalım. Yine az önce yaptığımızı yapıyoruz. Ordinatlar farkı 5 eksi 2 bölü absisler farkı eksi 4 eksi 3 yapacağız. Çarpım Şimdi B ile C'nin eğimine bakalım. 5 eksi eksi 2 yani 5 artı 2 bölü eksi 4 eksi k eşittir eksi 1. Şimdi burası ne oldu? 3 bölü eksi 7 çarpı 7 bölü eksi 4 eksi 1. 7'ler gitti. E karşılıklı çarparsanız 3 bölü k eşittir eksi 1. İşler dışarı yaparsanız k değerimiz eksi 3 olacaktır. Gelelim 11. soruya. Y eşittir eksi 4 x artı k ve y eşittir x kare artı 2 x artı 14 parabolü birbirine teğet olduğuna göre k kaçtır diyor. Şimdi fonksiyonlarla ilgili sorulara geldik. Burada ne yapacaksınız? Teğet olduğuna göre bu tür denklemleri hemen eşitleyin. Püf noktamız bu. Parabol denklemiyle doğru denklemlerini birbirine eşitliyoruz. Sonra hepsini bir tarafa atıyoruz. Yani 2 x kare artı 6x artı 14 eksi k eşittir 0 oldu. Teğet olduğu için burada tek noktada kesişirler. Yani delta eşittir 0 yapacaksınız. Burada delta eşittir 0. Delta'yı nasıl buluyorduk? B kare eksi 4 ac. Eşittir 0. Burada B değerimiz 6. 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı A değerimiz 1. C değerimiz 14 eksi k eşittir 0. Şimdi şurada eksi 4'ü e atalım. 36 eksi e, eksi 56 artı 4k eşittir 0. Şurası eksi 20. Karşıya atınca 4k eşittir 20. K değerimiz 5 çıkıyor. Bu şekilde çözüyoruz bu soruyu da. Şimdi gelelim 12. son soruya bir tane trigonometri sorusu aldık belki trigonometriyle ilgili de bir soru karşınıza gelebilir. Şimdi bu üçgende şekildeki üçgende uzunlukları vermiş 2, 5, 6, 7 diye buna göre x kaçtır diyor. Şimdi önce şu üçgende c açısına göre bir kosinüs teoremi uygulayalım. Yani 5'in karesi eşittir 6'nın karesi artı 7'nin karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 7 çarpı cos c. Şimdi bu işlemleri yapıp e, cos c'yi bulalım. Yazıyorum. 49 eksi 1 kere e, 6 arkadaşlar 42 2 ile çarp 84 çarp cos c Şu ikisini toplarsak ne yapıyor? 70 85 mi yapıyor? Karşıya atıp çıkaralım. E, eksi 60 yaptı sanırım eksi 84 cos c. Her iki tarafı eksi e bölersek cos c değerimiz 60 bölü 84. Burada da her iki tarafı 12'ye bölelim. 5 bölü 7 oluyor. Cos c değerimizi bulduk. 5 bölü 7. Bir de şu büyük abc üçgeninde abc üçgeninde şurada bir kos teoremi uygulayalım. Yani x kare eşittir. 7'nin karesi artı şurası 8 oluyor. 8'in karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 8 çarpı cos c. Cos c değeri de 5 bölü 7'yi kullanıyoruz burada. Şimdi 7'ler gitti. Şu işlemleri yapalım. 49 artı 64 eksi 8 kere 5 40 2 ile çarp 80. Ne oluyor bakalım. 100 şurası galiba 113 eksi 80 buradan x kare eşittir 33 oluyor demek ki x değerimiz karekök 33 Evet arkadaşlar sizler için çözümleri bu şekilde yaptık. Hepinize başarılar diliyorum umarım güzel notlar alırsınız kanalımızı takipte kalın sizler için içerikler hazırlamaya devam ediyoruz.